Arkadaşlar merhaba. Bugün Mercedes'le birlikteyim. İlk defa Ayça'nın arabalarında Mercedes markasına yer veriyorum. B180 modeliyle birlikteyiz. Kanalıma hala abone olmadıysanız lütfen abone olun. Videomu beğenirseniz de beğen butonunu tıklamanızı rica ediyorum. Bundan sonraki videolar için de alarm ikonuna tıklayabilirsiniz. Ayrıca sormak istediğiniz herhangi bir konu olursa, gerek bu araçla ilgili, gerek başka otomotivle ilgili konularla ilgili lütfen yorumlar bölümüne yazın arkadaşlar. Elimden geldiğince cevap vermeye çalışacağım. B180'de benim en çok hoşuma giden sesli komut özelliği Hey Mercedes oldu. Kendisiyle çok iyi anlaştık. Bunu sürüş kısmında da sizlere ayrıca göstereceğim. B180 gerek kadınlar tarafından gerek de aileler tarafından Mercedes'in en çok tercih edilen modellerinden biri. En yakın rakibi olarak da yine premium segmentte BMW 2 serisinin Grand Tourer modelini verebiliriz. Genel olarak şöyle ön tasarımına da baktığımızda siyah üzerine krom detaylı ve ortada logosu bulunan ön ızgarasıyla ve LED teknolojili farlarıyla hoş bir ön görüntüye sahip. Yan tarafa baktığımızda ise 17 inç piyano bilek detaylı jantlarımız bulunmakta. Ortada Mercedes logosuyla oldukça güzel gözüküyor. Ve yine gövde renginde kapı kollarımız ve sinyal detaylı yan aynalarımız bulunmakta. MPV olması dolayısıyla aracımız yüksek bir araç arkadaşlar. Aslında A serisiyle aynı platform üzerinde inşa edilmiş ama dediğim gibi hem yüksek olması hem daha geniş iç hacme sahip olmasıyla A serisinden ayrılıyor. Aracımızın arka kısmına geçtiğimizde de burada benim en çok dikkatimi çeken aşağıda görülen krom detaylı egzoz çıkışları oluyor. Far tasarımları da oldukça zarif. Aslında şu an gri bir araç üzerinde bunları gördüğüm için gündüz çok dikkatimi çekmiyor. Eğer bu kırmızı ya da siyah olsaydı eminim bu gerek far tasarımı gerek krom detaylar çok daha etkileyici gözükürdü diye düşünüyorum. Bagajımızı da şöyle bakacak olursak manuel olarak açıyoruz. 455 litrelik bir hacme sahibiz. Bir aile için yeterli bir hacim aslında. Çocuk arabasını, bebek koltuğunu, valizleri rahatlıkla alabilir. Aynı zamanda burada bir rafımız da var. İstersek şu şekilde de kullanabiliriz. Ve yine bagajın içinde müzik sistemiyle beraber kenarında da bir takım yerleştirmek için detaylar bulunmakta. Arka koltukları yatırırsak hacmimiz 1155'e kadar çıkıyor. Bagaj hacmi olarak bence oldukça yeterli. Şu şekilde de ellerimiz kirlenmeden kapağı kapatabiliyoruz. Çok zor değil ama ben yine de şöyle ayakla açılan ya da kumandadan açılan bagajları tercih ediyorum. Sanırım başka paketlerde yani donanımlarda o opsiyonlu olarak alabiliyoruz o özellikleri de. Arka kısma da geçtik arkadaşlar. Burada en çok dikkatimi çeken tabii ki ferahlığı oluyor. O yüksek tavan ve diz mesafesi olarak gerçekten konforlu bir yolculuk yapılabilir arkada. Benim sürüş özelliklerime göre ayarlandığını düşünürsek koltuğun epey bir diz mesafesi var. Yukarıda da bir hani açılabilir perde sunroof özelliği olmasına rağmen yine bayağı bir baş mesafesi var. Koltuk kalitesi de iyi. Deri ve kumaşı birlikte kullanmışlar. Ve burada çocuk koltukları için de çok kolay yerleştirilebilir iki Isofix alanı görüyorum. Hem burada var hem burada. Bazıları böyle kapaklı oluyor. Kapakları ayrıca çıkıyor, kayboluyor. Hani bunlar da tık tık çok rahat yerleştirilebilir gözüküyor. O anlamda da iyi. Yine burada hem kelebek camımız var. Hem normal yolcu camı da oldukça geniş. O da içeriye bir aydınlık katıyor. Zaten yukarıda da cam tavanımız mevcut. Kapı içlerinde kullanılan malzeme de yine bindiğiniz otomobilin size premium olduğunu hissettiriyor. Çünkü yumuşak ve şık malzemeler kullanılarak yapılmış. Şurada da baktığımızda saklama alanları olarak da fena hacimler yok. Yine koltuk arkalarında yani sürücü ve yolcu koltuğu, ön yolcu koltuğu arkasında filelerimiz var. Yine ıvır zıvırları koyabileceğimiz ve şuraları da sert yapıyorlar. Aynısı sanırım geçen haftalarda Volvo'yu anlatmıştım. Onda da vardı. Güzel yani hem koltuğu koruma amaçlı kirlenmesin diye hem çocuk oturduğunda bebek koltuğuna tekmelemesin, tekmelediğinde koltuğa zarar vermesin diye bu bence güzel bir özellik. Ve tabii burada da
kol dayamamız mevcut. Şöyle bastığımızda da güzel içeceklerimizi koymak için bir alan. Çok değişik düşünmüşler, hoş olmuş. Çünkü kolunuzu böylelikle rahatlıkla dayayabiliyorsunuz aslında. Diğerlerinde içinde olunca bardak koyma yerleri bu kadar rahat kullanamayabilirsiniz. Bu da efektif. Yalnız arka kısma baktığımda bir havalandırma menfezi yok. O olsaymış sanki daha iyi olurmuş. Çünkü burası da yani geniş bir araç sonuçta. Çok ufak bir arabaya binmiyoruz. Burada iki tane USB girişimiz var. Yine küçük bir saklama alanı düşünmüşler. Yalnız bu şaft tüneli nedir arkadaşlar? Bu kadar uzun, bu kadar geniş bir şaft tüneli görmedim. Onu da ayrıca belirteyim. Özetle arka kısım için söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Evet, en sevdiğim kısımdayız. Sürücü koltuğundayız. Bazı otomobilleri kullanmaktan büyük keyif alıyorum. Mercedes de bu listeye eklendi. Üstelik de böyle aile arabası olarak öne çıkmış bir modeliyle. Düşünemiyorum diğer spor modellerinde, daha performanslı olan modellerinde nasıl bir sürüş keyfi vereceğini. Mercedes'in ön panel tasarımı gerçekten beni benden aldı. Hem işlevsel, hem sade, hem de ihtiyaca cevap veriyor. O anlamda çok güzel. Eski tasarımlarını hatırladığımda bana çok ağır ve klasik gelirdi. Gayet bir dönüşüm olmuş. Bence bu tasarım diliyle de kadınları daha çok çektiğini düşünüyorum açıkçası. Tabii bu ambiyans renkleriyle ayrıca bir hoşluk katmış. Onu da inşallah daha karanlık bir yerde size göstereceğim. Ve tabii ki sürüş keyfi. Arabayı kullanırken o kadar yolda rahat ve konforlu gidiyorsunuz ki, zaten bu otomobilin özel bir süspansiyon sistemi de var. Sizi böyle minimum sarsmayla götürüyor. O anlamda çok keyifli. Güzel bir ses sistemi de olunca yanında, bazı taleplerinizde sesli komutla "Hey Mercedes'e" yaptırınca gerçekten tadından yenmiyor. Ben çok beğendim. Şöyle bir genel olarak da bakalım isterseniz neler var neler yok. İlk defa elektrikli hafızalı koltuğu böyle ön kapı içinde gördüm arkadaşlar. Aslında bana çok işlevsel geldi yine. Burada hep böyle bir mühendislik dilini hissediyorum Mercedes'in. O Almanların vardır ya, pratik. Hep böyle yanlardadır ya aşağıda. Böyle eğilip yapmaktansa oturduğunuz yerde güzel güzel sırtınızı, işte alt koltuğunuzu yükseltme, indirme istediğiniz gibi ayarlayabiliyorsunuz. Ve aynı zamanda işte koltuk ısıtmayı da hemen yanına koymuşlar. Ne güzel. Koltuk ayarı, koltuk ısıtma ve tabii ki kapı kilitleri. Bunun da yine burada olması, hemen kapının açıldığı yerde olması, arabaya ilk binen kişinin bile hemen bu alana hakim olmasına sebep oluyor. Bu anlamda bence güzel. Tabii yine malzeme kalitesi, arkada da bahsetmiştim. Burada kullanılan işte metal detaylar, deri detaylar, dikişler premium kalitesini hissettiriyor. Saklama alanları da gayet cömert. Bakın burada bir de aslında torpido da bulunuyordu ama ben buraya aldım çünkü daha çok rahat kullanabiliyorum çer çöp atmak için. Çok tatlı bir çöp kutumuz da mevcut. Aynalarımız elektrikli, aynı zamanda kendiliğinden kararabiliyor. Ve yine saklama alanları detayı olarak orta konsolda, alanda iki tane içeceklerimizi koyma yeri. Burada kablosuz şarj etme özelliğimiz, çakmağımız, yine bir USB girişi bulunmakta. Multimedyayı hem dokunmatik olarak hem de yine burada touchpad'den kontrol edebiliyoruz. Yine yanındaki tuşlarda bastığımızda işte radyosu, medyası, telefonu gibi bir takım tuşları bulunmakta. Sesi de buradan ayarlayabiliyoruz. Aynı zamanda direksiyonun sağından da bu multimedya ekranını kontrol edebiliyoruz. Solundan da göstergemizi. Ve yine burada aracın dinamik modlarını, hani hangi sürüş özelliğine göre kullanmak istiyorsak, spor mu, konfor modunda mı, ekonomik modunda mı, yoksa kendi kişiselleştirdiğiniz özelliğe göre mi? Bunları da buradan seçebiliyoruz. Sensörlerimizi burada aktif hale getirme ya da devre dışı bırakma şeyi ve kamera seçenekleri mevcut. Şuradan dokunarak istediğimiz görüşe sahip olabiliyoruz. Burada yine aracımızın hızlı erişim tuşu bulunmakta. Kol altı dayamamız da çok rahat arkadaşlar. Şurada bir tuşa bastığımızda hemen açılıyor çift taraflı olarak. Yine içeride iki tane daha USB alanımız var ama bunlar USB-C olarak geçiyor. Bunun için de Mercedes size bir ara kablo veriyor. Bunu taktığınızda bunun ucuna da USB kablonuzu takıyorsunuz ve rahatlıkla kullanabiliyorsunuz. Yani bu araçta toplam 5 tane USB-C alanı var. O anlamda oldukça cömert olduğunu söyleyebilirim.
Eğer burayı biraz derli toplu görmek istiyorsanız da şu şekilde çekip kapatabilirsiniz. Yalnız piyano bilek detaylar çok hoş gözüktüğü kadar aynı zamanda arabayı kirli de gösteriyor. Parmak izlerini, el izlerini çok gösteriyor. Böyle araçta bir bez bulundurmak gerekiyor. Sürekli onları böyle bir silip temiz gözüksün diye. Ben de en azından o hissi uyandırdı. Özetle bu arabada çok fazla tuş yok. Gösterge kısmı çok yalın ve çok işlevsel. Gerekli olmayan hiçbir şey bulunmamakta bence gayet güzel bir ön tasarımı var. Şöyle yine torpidoya da bakacak olursak, torpidomuz da kilitlenebilir torpido. İçi de böyle kumaş kaplı, ses de yapmaz. O da güzel. Aynamız da burada ışıklı bir güneşlik içi aynamız bulunuyor. Şurada da bir gözlük kabımız var. Gözlüğümüzü koyduğumuz. Yine burada şık bir ışıklandırmamız var. Tabii gündüz açtığım için çok detaylı gözükmüyor olabilir. Yine arka ve okuma ışıklarını da buradan kontrol edebiliyorsunuz. Bu da Mercedes'in işte o SOS düğmeleri. Hani başınıza kötü bir kaza vesaire geldiğinde. Ve yine cam tavanımız. Aynı çift bölmeli. O da güzel. Arkası için ayrı, ön kısım için ayrı. Ve ön kısmın açılabilir sunroof özelliği de bulunmakta. Bu arada havalandırma çıkışlarının tasarımı da özellikle bu ambiyans ışıklarıyla çok güzel duruyor. Klimamız dijital, buradan ayarlanmıyor. Ben de genelde manuelleri severim ama istersek buradaki ekrandan ayarlayabiliyoruz. İstersek de... Hey Mercedes! Sizi dinliyorum. Çok soğuk. Sıcaklığı 19 dereceye ayarlıyorum. İşte böyle. Komut vererek sıcaklığı değiştirebilirsiniz. Aynı zamanda klimayı açıp kapatabilirsiniz de. 10.25 inç iki tane ekranımız var arkadaşlar. Sağ taraftaki multimedya ekranı, sol taraftaki ise gösterge panelimiz. Tamamen dijital. Gerçekten kişiselleştirilebilir bir araç bu kullandığım B180. Kendi sürüş özelliklerinize göre profilinizi oluşturabiliyorsunuz. İsterseniz bu ekranın da yine görüntülerini, dinamiklerini ne görmek istiyorsanız ona göre ayarlayabiliyorsunuz. Şöyle size kısaca bahsedecek olursam, mesela bilgi tuşu var. Bu bilgi tuşunda araç hakkında işte gaz fren ayarından motor performansına, işte tüketim özelliklerine kadar birçok özelliği görme imkanınız var. Ve yine burada bir de Mercedes uygulamaları var. Hem akıllı telefon, Auto CarPlay ve Android Auto özelliklerine sahip ve aynı zamanda burada birçok özelliği bulunmakta. İnternete bağlandığınız noktada size hava durumuna kadar yardımcı olabiliyor. Birçok özellik sunuyor. İşte radyoydu, müzikti. Bir de Energizer özelliği var. O çok güzel. Ha, burada da araçla ilgili işte hızlı erişim, asistan, kamera, park. Bunların hepsini ayarlayabiliyorsunuz kendinize göre. Bunların çünkü hassasiyet şeyleri var. En hassastan kapatmaya kadar. Aracın yine koltuk ayarları, bir takım kilit özellikleri, aydınlatma özellikleri, sistemler, stiller, görüntüler işte bahsettiğim gibi. Buradan seçim mesela modern. Ben buradan sportifi seçsem, bakın bir anda böyle değişti. Ambiyans ışığını uyarla desem, şimdi benim mor da ambiyans, yok sarı, evet ambiyans ışığını uyarlandı. Modern'de de kırmızı renk alıyor. Bu şekilde. Evet, konforu tıkladığımızda ben burayı çok sevmiştim. Burada koltukla ilgili detaylar, burada ambiyans ışıkları, burada da Energizing Comfort diye tazeleyici, canlandırıcı egzersizler, öneriler var. İşte mesela tazeleyiciyi tıkladığımızda, başlat dediğimde özel bir havalandırma veriyor içeriye ve sizi hani tazelemek için. Yine canlandırıcı, canlandırıcı ışık ve hareketlendirici müzik sayesinde uyarıcı etki. Şöyle bir müzik çalıyor. Koltuğunuzun ayarları da aynı zamanda değişiyor. Size 10 dakika böyle bir canlandırıcı etki yapıyor. Koltuk ayarlarıyla da oynuyor bu arada. Ve egzersizler. İsterseniz de kaslarınızı böyle gevşetici, etkinleştirici, dengede tutucu egzersizler yaptırıyor. Gerçekten çok güzel özellikleri var. Eğer internet bağlantınızı sağlarsanız da nabız hızı
geçmiş vesaire detaylara kadar giriyor. Yani Mercedes sizi birebir takip ediyor. Sağlığınızla bile ilgileniyor. Ben çok beğendim bu ekranı. Arkadaşlar, sürüşe geçmeden önce aracın donanımı ile ilgili de bilgi vereyim. Aracımız 1332 cm3 motor hacmine sahip, benzinli, otomatik, progresif donanımda. Progresif donanıma ek olarak da bazı teknoloji paketleri, renk farkı, işte teknoloji paketleri derken bu 10.25 inç gösterge multimedya ekranları, yine sunroof seçeneği, ambiyans aydınlatması gibi ekstra donanımları içeriyor. Bununla beraber aracımızın 136 beygir gücünde 200 Nm/m'de torka sahip ve aracımızı anahtarsız olarak çalıştırıyoruz arkadaşlar. Ve tabii arkadaşlar, bu aracın gerçekten çok güzel bir geri görüş kamerası. Tabii çözünürlüğü muazzam. Hep derim ya, birçok araçta geri görüş kamerası var, gösteriyor ama çözünürlüğü iyi değil. Bunda çözünürlük mükemmel. Ve tabii ki park sensörleri. Çok yanlarda, önde, arkada çok iyi sensörleri var, algılaması var. Trafikte sizi her an uyarıyor. Şöyle açılarını da ayarlayabiliyorsunuz. Aktif hale getirme işte ve açılarını ayarlama. Bu şekilde rahatlıkla. Şu hassasiyete bakar mısınız? Sensörler tabii fazlaca olunca inanılmaz bir size bakış açısı kazandırıyor. Gerçekten bu arabayı park etmek çok kolay. Ve artık sürüşe geçebiliriz. Sürüşe geçerken de dediğim gibi anahtarsız olarak çalıştırabiliyoruz. Vitesimizin bulunduğu alan hemen direksiyonun alt kısmında, şurada gördüğünüz şekilde ve yine elektrikli el frenimizde sağ kısımda far ayarlarının hemen yanında bulunmakta. Bunlar gerçekten aynı koltuk ısıtmalarının ve koltuk ayarlarının kapı içinde olması gibi Mercedes'e ait özel yerler. Bu direksiyon altındaki vites değiştirmeyi evet kullanabiliyorum ama alışmışım hep burada değiştirmeye. Birazcık yadırgadım. Sonra da alıştık bir şekilde. Araç MPV olduğu için sürücü koltuğu tabii daha yüksekte. Dolayısıyla bu da arabayı kullanırken size çok muazzam bir görüş açısı veriyor. Hem yola hakimiyet, hem camlar, aynalar, ön kısım gerçekten güzel. Aracımızın 0-100 km hızlanması 9 saniyede gerçekleşiyor arkadaşlar. Aynı zamanda da maksimum yapabildiği hız 212 km/saat olarak geçiyor katalogda. Dediğim gibi aracı kullanmak gerçekten keyif veriyor. Sürücüyü çok rahatlatan, destekleyen teknolojilere de sahip. Nedir bunlar? İşte şerit takip, levha okuma, hız limitleme, ani fren desteği gibi günlük trafikte sizi rahatlatacak teknolojiler bunlar. Özellikle bu her bir teknolojinin de ayarlarının bulunması ayrıca güzel. Mesela ani fren deyince hemen ani freni yapmıyor. Sizin seçtiğiniz bu hassaslık ayarlarına göre geç mi bildireyim, önce mi bildireyim, normal şeyde mi bildireyim seviyede. Sürücünün kendi özelliklerine göre kişiselleştirilebilir olması da bence ayrıca güzel. Aracın izolasyonunu da beğendim. Yüksek hızlarda gittiğimde de dış ses almadı. Ses demişken aracın müzik sistemi de gerçekten güzel. Gerek kendi telefonunuzdaki müzikleri, gerek radyoyu çok rahatlıkla ayarlayabiliyorsunuz. Tabii bir de Hey Mercedes sesli komut özelliği ayrıca güzel. Ne yapmak istiyorsunuz? Şu an hangi müziği dinliyorum? Madonna sanatçısından Miles Away parçasını dinliyorsunuz. İşte böyle size güzel yanıtlar veriyor. Hayatınızı kolaylaştırıyor. Hey Mercedes. Sizi dinliyorum. Burası çok sıcak. Sıcaklığı 19 dereceye ayarlıyorum. Gerçekten akıllı bir sesli komut özelliği var.
Bunu çok güzel geliştirmiş Mercedes. Belki birçoğunuz biliyorsunuz ama ben yeni tanıştım. Çok da memnun kaldım. Böyle bazı basit özellikleri siz hiçbir yere dokunmadan tamamen sesli komutla değiştirebiliyorsunuz. Biz iyi anlaştık o anlamda. Ve renkli ambiyans seçeneği de çok kişiselleştirilebilir. O da aracın içine inanılmaz tasarımını bir hava katıyor. Onu da çok beğendim. Arkadaşlar, o zaman hafiften gazlayalım mı? Bakalım nasıl gidiyormuş B180. Tabii benim gazlamam derken ne kadar olur tartışılır da şöyle virajlardan dönüşler. Dediğim gibi yol tutuşu çok iyi. Aracımız dönüşlerde gayet güzel. Şöyle bir. Bu arada spor modda gidiyorum. Evet. Dediğim gibi dış sesi de çok almıyor. Yalıtımı da iyi. Gayet güzel gidiyor yolda. Aman aman hız yapamıyorum tabii ama. Arabayı kullanmak gerçekten güzel. Yokuşlardan da çok rahat çıkıyor arkadaşlar. Şurada hafif bir bayır var. Göstereyim size onu da. Şöyle. Hop. Dönüşlerimiz de gayet kabiliyetli. Çok zor, hiç zorlanmıyorsunuz. Araba ağır bir araba olmasına rağmen çok rahat gidiyor. Sevdim. Evet arkadaşlar, özetle söyleyeceklerim aslında bu kadar. Yani daha girsek bir sürü teknik detayları vesaire var ama onlar için size web sitesinin linkini vereceğim. Çok merak edenler oradan da araştırabilirler. Gelelim aracımızın yakıt tüketimine. Arkadaşlar şehir içi şehir dışı ortalamada 5.4 ile 5.7 arasında değerleri değişiyor. Ben bugün biraz aracı yordum. İşte gerek dururken klimayı çalıştırdım, dur kalk yaptım, trafik içinde kullandım. Az önce sonuna kadar gazladım. Ve yine spor modda çok kullandım. Ona rağmen şu anki ortalama yakıt tüketimim 8.4 gösteriyor. Demek ki daha ekonomik, tasarruflu modda ya da işte konfor modlarında tercih edilse bu değerler 7 litre civarına düşer şehir içinde. Bence makul. Zaten depoyu aldığımdan beri de epey yol gittim geldim. Hala dolu yani şeyi, deposu. Yarım deponun altına inmedik. İstanbul'un bir ucundan bir ucuna 3 gündür geziyorum. O konuda ekonomik diyebilirim. Bu anlattığım özellikteki B180 progresif paket ve ekstra teknolojik donanım paketleri olan test aracının fiyatı 306.800 TL'den satışa sunuluyor. Bu arada şu an Eylül ayındayız. Bu hani Eylül başı fiyatları. Evet arkadaşlar, birlikte B180'i deneyimledik. Açıkçası ben bu şık, geniş hacimli, kullanımı keyifli MPV otomobili gerçekten beğendim. Umarım videom sizin de hoşunuza gitmiştir. Eğer kanalıma hala abone olmadıysanız ne yapıyoruz? Abone oluyoruz arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz de beğen butonuna tıklamayı unutmuyoruz. Bundan sonraki videolarım için bildirim almak isterseniz alarm ikonuna lütfen tıklayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyorum. Şimdilik hoşça kalın.